Nereye gidiyoruz bu hafta sonu? İlk defa gittiğimiz bir yere. Söyleyelim mi? Şöyle Gökçeada'ya gidiyoruz arkadaşlar. Efsane keyifli bir seyahat olacak ama Hatice şu an biraz tedirgin. Neden? Evet, çünkü kedilerimizi bırakıp gitmek bizim için her seferinde daha zor oluyor. Ve şöyle de bir durum var. Sanırım kızımız Sansa, küçük kızımız. Ne olabilir? Hamile olabilir. Yani göbeğini görseniz ama hala hani kesin olarak bilmiyoruz. O yüzden de böyle bırakıp gitmek çok zor geliyor şu an bize. Ama artık kaçınılmaz son. Biz şimdi kızlarla vedalaşalım ve yavaş yavaş yola çıkalım. Evet. Hadi yola çıkalım çünkü geç kalacağız yoksa. Bakalım Gökçeada'da neler varmış. Hadi. Görüşmek üzere. Kabatepe'deyiz. Evet, buradan vapurla şimdi Gökçeada'ya geçeceğiz. Aynen aynen. Hatice Hanım sonunda uyandı. Bütün gece yolculuğu boyunca bir direm uyandı. Uyandığı zamanlarda da ara ara bana fırça atmak için falan uyandı. Sonra uykuya tekrar devam ediyor. Fırça attım sonra. Nereye gidiyoruz? Gökçeada'ya gidiyoruz. Gökçeada'ya gidiyoruz, evet. Son bir saatlik falan yolumuz var yani. Bir saatlik bir vapur yolculuğumuz var. Aynen, sonra orada güzel bir kahvaltı yapacağız aslında ama çok acıktık. Birer tost diyelim dedik. Böyle vapurda da keyifli oluyor. Birer tost. Evet. Şimdi size vapurdan birkaç görüntü göstereceğiz. Bakalım vapur yolculuğu nasılmış Gökçeada'ya. Onu görelim. Gökçeada'dayız. Türkiye'nin en büyük adalarından bir tanesinde. Hatta en büyüğündeyiz. Evet. Ne yapacağız Gökçeada'da? Çok güzel. 2 gün geçireceğiz Gökçeada'da. Akif Bey'in davetiyle geldik buraya. Yaklaşık 30 kişilik bir grubuz. Kendisi çok gezen gurme. Evet. Instagram hesabını şuraya ekliyoruz. Hatta şu an kendisi kameranın arkasında bizi izliyor ve gülüyor. Evet. Buradan çıkıyoruz ve önce çamur banyosu yapacağız. Size Gökçeada'da çamur banyosunun nasıl bir şey olduğunu mutlaka tecrübe edenler vardır. Biz Gökçeada'ya ilk defa geliyoruz ve Gökçeada'daki çamur banyosunu ilk defa tecrübe edeceğiz. Evet. Şu an kalacağımız otele geldik. Masi Otel'deyiz. Çok biliyoruz. Gökçeada'yla ilgili birkaç şey söylemek gerekirse, Gökçeada sörf konusunda dünyanın nadir güzelliklerinden birine sahip. En iyi kitesurf yapılan yer burasıymış. Burası, bize göre burası. Tabii her memleketin kendine göre bir şeyi vardır ama dünya çapında bir nam salmış bir yeri var. Avusturyalılar, Bulgaristanlılar buraya gelip sörf yapıyorlar. Evet. Öyle ben bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda site slow ünvanına sahip bir ada burası. Hatta dünyada ilk site slow ünvanına sahip olan ada diye ben okudum internette. Site slow'da bu doğal yapısını korumuş, yavaş yaşanan, böyle bir hareket gibi bir şey var, vizyonu var onun aslında. Ya dünyanın en sakin şehirlerinden bir tanesi. Evet. Huzurla yaşanabilecek bir şehir. Aynen. Bozulmamış. Kesinlikle bu doğallığını, tarihi yapısını koruyor. Aynı zamanda bu ada kendi kendine su açısından, doğal güzellik açısından da yetebilen bir adaymış. Bu adada bir tane tuz gölü varmış, biliyor musunuz? Ben ilk defa duydum. Senden duyuyorum şu an. Evet, tuz gölü var. Hatta pelikanlar var. Hani biz muhtemelen şu an onları göremeyeceğiz ama aynı zamanda gölekleri varmış. O yüzden bu su ihtiyacını da kendi başına karşılayabilen bir adaymış. Bu arada ada nüfusu 8000. Zamanında yaklaşık 5000'e yakın Rum kökenli aile yaşıyormuş burada. Fakat şu anda 1500 civarında kalmış. Bunun birçok sebebi var. Genelde siyasi sebeplerden oluşuyor. O yüzden tek bir şey. Biz şimdi Gökçeada turuna çıkıyoruz. Siz bizi takipte kalın. Şimdi
girdikten sonra temizlenmenin tek yolu tekrar denize girmek. Bütün gün gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Hani o yüzden bu çamura girdikten sonra o tuzlu suyla bütün gün gezmek çok zor olacağı için çamura girmiyoruz. İşte burada bir tesis olsa, yıkanma imkanı olsa, bir duş olsa, suyunu kapı vesaire olsa tabii ki de keyifle giderdik. Yani tamamen çamura girmeme sebebimiz bu. Ve girmiyoruz. Şu an Tepeköy'de, Tepeköy'ün Çınar altısındayız. Evet, burasının efsane bir manzarası var zaten, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Birazdan göstereceğiz ama manzaranın yanında aynı zamanda burası kültürel de bir öneme sahip. Hem bizim için hem Hristiyanlar için. Şu anda hala burada her Paskalya'da gelip ayinlerini ve kültürlerini yaşamaya devam ediyorlar. O yüzden bu çok hoş bir durum. Gerçekten bu güzel bir mekanlar. Kesinlikle çok güzel bir mekanlar. Şimdi yapacağımız şey size bu manzarayı sözde bırakmamak ve göstermemek. Hadi bakalım. Arkadaşlar, memleketin her bir köşesi cennet gibi. Şu an biz Gökçeada'dayız. Bu atmosferi, bu havayı mutlaka siz de yaşamalısınız. Evet, neredeyiz peki? Tepeköy'ün meydanına geldik. Evet, burası böyle tam bir küçük köy meydanı. Köy kahvesi var karşımızda. İki tane yeni taverna var burada. Bir tanesi yeni açılmış diye bilmiyorum. Çok tatlı. Evet, hepsi çok güzel, çok renkli. Örnek verecek olursak cumalı kızağı biraz beğendim. Fakat cumalı kızağı nazaran çok daha güzel ve daha eski. Hem evlerin rengi, işte mekanları, asılan tabelalar çok uyumlu. Her şeyi düşünerek yapmışlar. Cumalı kızık da biraz özensizdi. Biraz abartmışlardı. O yüzden biz burayı çok beğendik. Şimdi Hatice ile beraber sokakları gezeceğiz. Sokaklarda nerelerde fotoğraf çekilir, size gösterelim. Günaydın. Günaydın. Bugün Zeytinlik köyündeyiz. Zeydeli Otel'e geldik burada. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi. Güne burada başlamayı planlıyoruz. Çok da renkli ve güzel bir köy. Çok güzel, çok beğendim. Evet, çok güzel kafeler de var etrafta. Böyle kahve içmeli, kahvaltı yapmalık. Burası da hem otel hem de bu şekilde gelip kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Aynen. Çok güzel mıhlama olacak dediler. Gökçeada'nın en popüler köyü diyebiliriz burası için. Hem çok bakımlı bir köy, yollarıydı, mekanlarıydı çok güzel olmuş. Hem de nüfus açısından da kalabalık bir yer. Biz de bakalım, gezeceğiz şimdi burada neler varmış, görelim. Kahvaltıya bakalım mı? Hadi.
Bütün gün ne yaptık Ertan? Bütün gün Gökçeada'nın gündüzünü gezdik. Şimdi Gökçeada'nın gündüzünde akşamında nasıl eğlenceler varmış onu görmeye gidiyoruz. Neredeyiz? Eleni'deyiz. Hadi bakalım Gökçeada'da nasıl eğleniyor? Bu akşam nasıl eğleniyor? Hadi. Gökçeada'da. Biz çok eğlendik. Umarız siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinize kocaman sevgiler. Aşkla kalın.